anı kerim ayı, ibadet ayı, Ramazan-ı Şerif'in hayatımıza dokunan binbir güzelliğiyle birlikte manevi iklimi yaşamaya devam ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Avrupa'nın dört bir yanından ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizle TRT Türk ekranları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam önce Almanya'da Frankfurt'ta olacağız, sonrasında Köln'de olacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Değerli konuklarımızla birlikte sohbete kulak vereceğiz. Ve program konuğumuz doçent doktor Yasin Fişkin hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar Teşekkür getirdiniz. Hoş Pazartesiden Cuma'ya 5 <laughs> evet. gün boyunca birlikteydik. Birbirinden farklı konular konuştuk. Bugün de yine çok önemli, ehemmiyetli bir konu konuşacağız. Çok mühim bir konu konuşacağız. Kıymetli izleyicilerimiz şimdi... Hani Aklanma ayı diyoruz ya, arınma ayı diyoruz ya, bir anlamda o amelleri temize çekme, bembeyaz bir kağıt açma ayı diyoruz ya, hep güzel taraflarıyla konuşuyoruz ama insanın olumsuz yönleri de var. Kin gibi, öfke gibi, haset gibi, nefret gibi, kızgınlık gibi. Birazcık da bunları konuşalım istiyoruz. Ne anlama geliyor insan için? İnsanın ne işine yarıyor? İnsan bu olumsuz özellikleriyle kendisini nasıl istikamete alabilir diye merak ediyoruz ve soracağız elbette. Hayatta her şey zıtlığıyla kaim diye bir kural var kıymetli evet. hocam. Yüce Rabbimizin de yine celalinin yansımasını gördüğümüzde yeter ne olur Rabbimiz ama cemalinin yansımasını gördüğümüzde de daha yok mu dediğimiz evet. o sıfatlar. Şimdi beyaz bir kağıdın üzerine siyah bir mürekkebi dokundurduk. O da Öfke olsun kıymetli hocam. Bize nasıl açıklarsınız hasedi, öfkeyi, kili? Evet. Eyvallah. Şimdi gerçekten çok önemli bir şey söylediniz. Ramazan aslında bizi mamur kılmak için geliyor. Ve belki de bir takım maddi şeylerle ilgili yasaklar koyarak aslında kalıptan kalbe, kabuktan öze, dıştan içe, davranıştan o davranışa kaynaklık eden... ...düşünce ve duygunun değişimine giden bir yol katettirmek istiyor bize Ramazan. Evet. Belki de bu Ramazan kelimesinin de aslında etimolojik yapısının da bir gereği. Ramza kelimesi böyle bir yaz sonu yağan yağmuru ifade ediyor ve... ...yazın tozunu, toprağını yerden, gökten, havadan, taştan, dağdan temizleyen yağmuru ifade ediyor. Ramazan da böyle bir yağmur ve aslında içimizi, dışımızı akpak etmek için geliyor. Şimdi... Biz bu dünyaya salih amel işlemek için gönderildik. Allah Celle Velalhu Hazretleri bunu bu hakikati Mülk suresinde ifade ederken o ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel edeceğini görmek için yarattı buyuruyor. Fakat ameli incelediğimiz zaman, amelin tabiatına baktığımızda davranış dediğimiz şey birisi görünen ki buna dini terminolojide zahir ameller deniliyor. Biri de görünmeyen ki buna da batın ameller ya da Kalp amelleri, kalp fiilleri deniliyor. İnsanın iki türlü ameli söz konusu. Belki de kalbimizdeki, ruhumuzdaki, benliğimizdeki bir takım davranışlar, aksiyonlar, başka bir ifadeyle düşünceler ve duygular bizim gerçek kimliğimizi oluşturuyor. Ve diğer insanlarla muamelemizde, yaptığımız fiili işlerde, amellerde, zahiri bir takım aksiyonlarda da onlara kaynaklık yapıyor. Yani insanın aslında iki yüzü var hani senin iki yüzün var, biri güler birinde hüzün var dediği gibi şairin ya da bir elimde gayb ötekinde zahir var benim, bir kabımda deva ötekinde zehir var benim, seni kendime meftun kılmışım ama bir sözümde sefa ötekinde kahır var benim. İnsanın iki yönü var, iki boyutu var, iki görünümü var. Şimdi Ramazan bizim asıl görünmeyen iç boyutumuzu, ben dediğimiz şeyi, kişilik dediğimiz karakter dediğimiz şeyi özünden değiştirmeye namzet muhteşem bir ibadet. Ve e, bunu değiştirdiğinde Ramazan bu hedefi gerçekleştirdiğinde o zaman 11 ayın sultanı olacak ve sonraki sair zamanlarda da gerçekten Ramazan'dan çıktığımızın emeğini, sermayesini sonraki aylara taşıma imkanı bulacağız. Şimdi İslam alimleri derler ki evet biz yeme yemiyoruz ve içmiyoruz. Tamam. Bu görünen şey ama bunun ifade ettiği bir anlam var. Bunun ifade ettiği anlam bizim e, haramlardan uzak durmamız. Bunu çağrışımlıyor bize. Ve onun da ötesinde İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle orucun zirvesi insanın gönül dünyasını tasfiye etmesidir. İş dünyasında mana aleminde Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir takım huyları, davranışları, karakter özelliklerini orada karantina altına alması, en azından iradeyi onunla mücadele edilebilir bir kıvama getirmesidir. Elbette ki gönlümüzden Kini, nefreti, öfkeyi, gazabı, hasedi kökünden sök etmek, sökmek ve melekleşmek bizim açımızdan çok fazla mümkün şeyler değil bunlar. Ama evet. en azından irademizi onları karantina altında tutabilecek yetkinliğe taşımamız lazım. Derler ki insanın vücudunda her zaman mikrop var. Her zaman da bir miktar enfeksiyon var. Ama bağışıklık sisteminiz güçlü olursa o mikroplar bloke edilebiliyor. Aynı şekilde bizim süfliye bakan yönümüz işte olumsuz karakter özelliklerinin bir kısmını saydınız. Haset gibi, kin gibi, nefret gibi bir takım özellikler de ölene kadar benliğimizde bulunmaya devam edecek. Ama ibadetlerle özellikle de oruç ile güçlendirilmiş irade bunları karantina altına almaya muktedir bir kimse yapıyor bizi. Burası çok önemli. Bunun için gerekli yani biz şimdi karşılıklı otururken siz beni görüyorsunuz. Gayet naziyiz, gayet adab-ı dikkat ediyoruz. Her şeyimiz çok iyi. Niçin biz özellikle içimizi düzeltmeye, oraya çeki düzen vermeye çalışıyoruz? İslam'ın bu maksadı neyden kaynaklanıyor? Orucun bu amacı neyden kaynaklanıyor? Çünkü biz bir güzel ahlakı, bir davranışı, bir hayırlı işi yaparken e, onu görünsün, bilinsin, takip edilsin, işaret edilsin, alkışlansın diye değil onu ahiretimize bir sermaye olarak düşünüyoruz. Biz bu tarafta diktiğimiz hurma fidanının gerçek meyvesini Ahirette yemeye talibiz. Ve bizim inandığımız Allah, bizim e, ilk önce amelden önce yaptığımız bir eylemden önce kalbimize bakıyor. Peygamberimiz böyle ifade ediyor. İnna Allah la yanzuru ila suverikum. Allah mesela insanların suretlerine bakmaz, boylarına, postlarına bakmaz, güzelliklerine bakmaz. Amele bile bakmadan önce Allah ilk önce insanın kalbine bakar. Kalp çok önemli onun için. Hani şair diyor ya gönül ayinesin sofi, kılar isen eğer safi, Açılır sana bir kapı, ayan olur cemalullah. Gönlümüzü ak pak etmemiz gerekiyor. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan sözü de bunu ifade ediyor. Yani gönül dünyamızda Allah'a kulluğumuzun, imanımızın tecellilerini, manevi lezzetlerini alabilmemiz için gönül dünyamızı olumsuz karakter özelliklerinden temizleyebilmek, en azından onları bizi olumsuz davranışlara itmeyecek düzeyde pasifize etmek ve kontrol altına almak gibi bir yükümlülüğümüz var bizim. Oruç bize bunu sağlıyor. Şimdi bahsettiğiniz en önemli konu aslında burada haset. Evet. Haset o kadar büyük bir e, sorun ki aslında bu insanın tabiatı ifade ettiğiniz gibi bir insan diğer bir insanda bir nimet gördüğünde iki tepki oluşur insanda. Birinci tepki onda var ise bende de olsun. Bunun adı gıptadır. Bu matlup bir duygudur. Yani madem ki Allah ona öyle bir nimet vermiş, öyle bir güzellik vermiş, öyle bir imkan ve kabiliyet vermiş, onda var ise Allah'ım bende de olsun diyorsanız bu niyet kötü bir şey değildir. Ve burada bir e, matlup durum söz konusudur. Burası Bu güzeldir. Fakat haset öyle bir şey ki onda var, bende yok. Bende yok ise onda da olmasın, zail olsun, yok olsun duygusu içimizde haset olarak ifade ediliyor. Edilir. Evet. Ve bu hasedin evet. e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, adeta bir keskin sirkenin küpünü yiyip bitirdiği gibi, bir suyun buzu eritip bitirdiği gibi, adeta güneşin karı yediği gibi insanın kalbindeki erdemleri, amellerin kalpteki tesirlerini, izlerini, enerjisini, nurunu emip bitirdiğini ifade ediyor. İfade ediyor. Haset konusunu konuşalım. Karantina metaforu da oldukça önemliydi kıymetli hocam. Şimdi o zaman asıl soru şu. İnsanın o içindeki benden bahsettiniz. O benin olumsuz yönlerini ne kadar karantina altında tutabiliyoruz sorusunu hepimiz bu ayda, aklanma ayında, terbiye ayında, kendimizi temize çekme ayında kendimize soracağız. Kıymetli hocam, Almanya'da Frankfurt'ta kıymetli dostlarımız bizleri bekliyorlar. Serkant Özenç ve Konu bizleri bekliyor. Frankfurt'a selamlarımızı gönderelim. Söz Almanya'da Frankfurt'tan. İyi akşamlar. Muhammed Burak Kaya'yla Türkiye'ye, İstanbul'a selamlar, sevgiler diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Bugün Frankfurt'tayız. Frankfurt'un merkezindeyiz. Yanımızda yine her akşam olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Sayın İrfan Dinç bizimle birlikte bu akşam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce e, izleyicilerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Efendim, adım İrfan Dinç. 12-12-1949 Trabzon doğumluyum. E, askerliğimi yaptıktan sonra e, İstanbul'a çalışmaya geldim. Yaşım 22 idi ve 2 sene çalıştıktan sonra 24 yaşında Almanya'ya geldim. Uzun yıllardır Almanya'dasınız. Evet, uzun yıllardır Almanya'dayım. Aşağı yukarı 48 yılın üzerinde Almanya'dayım. Peki bize genç yaşlarda Almanya'ya geliş hikayenizden bahseder misiniz biraz? Almanya'ya geliş hikayem e, nişanlıydım kısa yoldan e, para kazanıp düğünümü borçsuz harsız yapmak için Almanya'ya geldim. Ama bu geliş beni 48 seneye getirdi. 48 sene burada kaldım ve hem kendi düğünümü yaptım hem de çocuklarımı düğünü yaptım ama hala buradayız. Biz canlı yayın öncesinde biraz sohbet etme fırsatı yakaladık İrfan Bey'le. Güzel de bir hikayeniz var aslında. Birinci köprünün köprü'nün yapımında çalışmışsınız. Evet. İstanbul Birinci Boğaz Köprüsü'nde şimdi 15 Temmuz Boğaz Şehitler Köprüsü oldu. O zaman Birinci Boğaz Köprüsü'ydüm. 1972'nin Mart ayında oraya geldim. Oradaki mesleğimde bu vinç operatörlüğü yaptım. Ve oradaki Alman firmaları da Kalifi işçi olarak 1970 için 11. ayın 14'ünde de Almanya'ya getirdi bizi. Evet, az önce de söylediniz uzun yıllarınızı Almanya'da geçirdiniz. Evet. Ve birçok derneğin kurulmasına öncülük ettiniz, birçok faaliyetiniz var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Gençlere aktarmak adına yaptığınız çalışmalardan, buradaki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi efendim 1981'e kadar dernekçilik faaliyetlerimiz yoktu. Ama 1981'in sonu itibariyle Diyanet İşleri Türkistan Birliği'ni o günkü ismi Frankfurt Cami Yapma Yaşatma Cemiyeti olarak kurulmuştu. Sonradan Diyanet İşleri Türkistan Birliği oldu. 1982'nin Mayıs ayında faaliyete başladık. Ee, uzun yıllar e, yönetim kademelerinde sekreterlik, muhaseplik başkan yardım ve uzun yılların 20, 28 yılda başkanlık yaptım. Uzun yılların başkanlıkta geçti. Gençlerimize önerim birbirlerinden kopmasınlar, birbirlerine destek versinler. Bu cemiyetler onların emniyet sıbabıdır. O cemiyetlere destek vererek o cemiyetlerin biz birinci nesil olarak görevimizi tamamladık. ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil olarak onlar bu işlere sahip çıkmaları. Öneririm. Frankfurt ve Çevresi Cami Yapma ve Yaşatma Derneğini kurdunuz değil mi evet, aynı zamanda? O zaman o zaman o dernek altın altında kurulduk. Sonradan Diyanet Türkistan Birliği Bonda, o zaman Bonday diye müşavirlik körün kurulunca bütün dernekler o çatı altında toplanarak Diyanet Türkistan Birliği adı altında toplandık. E, hissiyatımız mübarek Ramazan ayında oldukça yüksek. Peki ilk geldiğiniz yıllarda Ramazan ayı Almanya'da nasıl geçiyordu? Şimdi nasıl geçiyor diye sorsak. Şimdi o geldiğimiz yıllarda e, aşırı bir cemiyet e, faaliyetlerimiz yoktu. Cemiyetler çok azınlıktaydı. 1982'nin sonundan itibaren Almanya'da Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği, dernekleri çoğaldıkça bizim arkadaşlarla beraber yaptığımız faaliyetlerde o zaman iftarlara yavaş yavaş camilerde iftar vermeye başladık. Ve e, uzun yıllar bu devam etti. E, tabii yavaş yavaş e, çoğunlukta oldu. Y, 20'den başladı, 30'a çıktı, 50'ye çıktı ve bu sefer dışarıya e, açıldı ve herkese iftar vermeye başladık. Şunu e, özetleyeyim size, bizim Frankfurt'a vermiş olduğumuz iftarlara inanın Müslümanların yanında gayrimüslimler de geliyordu. Hatta şunu diyordular, keşke bu Müslümanların Ramazanı 12 ay olsaydı, bir ay değil de 12 ay olsaydı. Ramazan ayında o sofralarda hep birlikte olunca çok daha güzel geçiyor aslında. Sofralar çok Tabii. daha bereketli oluyor. Tabii o sofraların etrafında bütün Almanya'daki olan belediyeler, kiliselerden yetkililer, emniyetten yetkililer hepsini davet ediyorduk. Bir saat altında topluyorduk. Çok da neşeli oluyordu. Çok da iyi oluyordu. Evet, böyle büyük iftar sofraları hazırlanıyor. Eee Aynı zamanda evlerde de çok güzel hazırlıklar yapılıyor. Ee, burada da böyle pide kuyrukları oluyor mu? Pide kokuları duyuluyor mu iftara yakın saatlerde? Şimdi Ve şunu da sormak istiyorum çok özür dilerim. En çok burada neyin özlemini çekiyorsunuz? Vallahi burada burada e, yani oradaki Türkiye'deki iftarlar gibi olmuyor burada da. Orada iftarlarda akrabalara, komşulara e, yakın arkadaşlara iftara gidiyorsun. Burada maalesef o azınlıktadır. Oluyor, oluyor ama Türkiye gibi değil. Onu özlüyoruz tabii. E, Türkiye'deki iftarları özlüyoruz. Ama burada da oluyor. Ya burada da güzel iftarlar yapıyoruz. Hem evlerde hem cemiyetlerde. Efendim aileniz de burada. E burada artık çocuklarınız da var, torunlarınız da var. Evet. E, bayramlar nasıl geçiyor peki? Bayramlar, bayramlar. Ben e, iki bayram var e, e, diyelim yılda. Bir bayramı burada yapıyorum torunlarımla, çocuklarımla. İkinci bayramı, kurban bayramı da Türkiye'de yapıyorum. Onlar için burada bekliyorum. Ben emekliyim. Uzun yıllar kaldık burada. Onun tadını çıkartayım diyorum emekliliğimin. Türkiye'de 6 ay, 8 aya kadar kalıyorum. 3-4 ay da burada çocuklarımla, torunlarımla kalıyorum. Biz Biraz da buradaki bayramları ayrıntısıyla merak ediyoruz. Türkiye'de bayramlarda büyüklerin evlerinde toplanılır, el öpmeye gidilir. Burada da torunlarınız sizin evinizde eminim buluşuyor. Evet. Burada da burada da torunlar bize geliyor ve biz geldiğimiz zaman gençliğimizde e, kimin evine gidiyorsak elini öpmeye, onların torunları şimdi bizim elimiz öpmeye geliyorlar burada ayrıca bir başka şeye daha e, tanıklık ettik, e, duyduk. E, evlerde süslemeler yapıyorlarmış Ramazan ayı yaklaşırken çocuklarıyla birlikte. Çocuklara Ramazan'ı aşılamak için, evet. Ramazan Ramazan'da çocuklara sevdirmek için öyle süslemeler e, yapılıyor. Evet, çocuklara Ramazan'ı sevdirmek için. Bayram telaşları oluyor mu peki burada? Aynen oluyor, Arife aynı Arefe günü temizlikler oluyor, tatlılar yapılıyor, kadayıflar, baklavalar yapılıyor tabii ki yapılıyor, yapılıyor. Bayramlar o tatlılarla da daha güzel hale geliyor değil tamam. mi? Peki son soru olarak şunu da soralım size, Almanya'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu için temennileriniz neler? Sizce eksik olan hangi konulara yoğunlaşmalı Türk toplumu? Temennilerim benim temennim gençlerin bu cemiyetlerin etrafında kenetlenmesini öneriyorum. Çünkü bu cemiyetler onların dediğim gibi az önce emniyet sıbabıdır. Oradan kopmamalarını öneriyorum. Yani biz geldik dedi olduk. Çocuklarımızın çocukları oldu. Onların çocukları oldu. Üçüncü, dördüncü nesili gördük. O nesilleri koparmamak için o cemiyetlerin etrafında toplanmalarını öneririm. Birbirlerinden kopmamalarını öneririm. Birbirlerine destek vermelerini öneririm. Ama şunu da öneririm onlara. Yani kesinlikle dillerini kaybetmesinler. Dillerini kaybeden toplumlar dinlerini de kaybederler. Dillerini kaybetmesinler ama buraya asimile değil entegre olmaya gayret etsinler. Çünkü burada doğdular, burada okula gidiyorlar, burada yaşıyorlar. Onları öneririm gençlerimize. Gurur duyuyoruz değil mi? Aynı zamanda başarı hikayeleri de duyuyoruz çünkü artık yani, Türkler toplumun içinde çok önemli mevkilere, konumlara da geliyorlar yani, artık. Evet, ben şunu söyleyebilirim. Ee, bunu övmek için söylemiyorum. En mutlu olduğum çocuklarımı okutmamdır benim. Ben buraya işçi olarak geldim ama benim e, bir çocuğum bilgisayar mühendisliğini, bir çocuğum hukuk fakültesini bitirdi. Çok mutluyum onları okuttuğum için. Herkese de onu öneriyorum. Çocuklarınızı aman okutun. Paraya tama etmeyin. Çocuklar bana para kazanacak diye çocuklarınızı heder etmeyin. Çocuklarınızı okutun. Evet. Çok önemli mesajlar da vermiş olduk. Bu arada önümüz bayram. Ee, sanırım siz aynı zamanda Trabzonspor'u tutuyorsunuz değil mi? Az önce biraz sohbet ettik. Evet. Burada çok fazla Trabzonspor taraftarı var. Evet. Ee, şu anda da e, Trabzonspor'un maçı var aynı evet. zamanda. evini merak ediyorsunuz evet. siz de. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Gerçekten son şampiyonumuz 1984. Yani çok bekledik. Yani yıllardır bekliyoruz, 40, 40 sene oldu neredeyse ee, bekliyoruz. Çocuk torunlarım, tanım, oğlum görmedi, torunumuz hiç görmedi. Onun için şampiyonluğu bekliyoruz. Ee, Trabzonspor inşallah bu sene şampiyon olacak. Buradan, buradan e, Türkiye'deki e, bütün vatandaşların, başta akrabalarımın, e, arkadaşlarımın, dostlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların barış olsun. Biz de şimdiden bayramınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz İrfan amcayı dinledik. Hakikaten sanki şöyle karşılıklı oturmuşuz da sohbet ediyormuşuz gibi öyle bir havada bir sohbet oldu. Sağ olsun, var olsun, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Şimdi biz hasedi, kini, öfkeyi, nefreti konuşuyoruz kıymetli hocamız Doçen doktor Yasin Fişkin'le. Dedi ki insanın bu olumsuz yönlerini böyle bir kontrol altına alıp e, parantez içinde karantina altına alıp e, onu kontrol edebilmesine dair de Ramazan namzet bir aydır, aday bir aydır. Şimdi haset konusunda kıymetli hocam önemli bir konu. Toplumsal yapıyı, birliği, beraberliği baltalayan da bir aslında e, konu haset. E, adeta bir ustura ağzı bir durumu var. Ama onu nasıl biz terbiye edeceğiz, nasıl ehliyleştireceğiz? Nedir bizim hasetten anlamamız gereken? Evet. Şimdi tabii ee, mesele o kadar büyük ki Mesela ben belki bu programı izleyen birisi olsaydım ekran başında yani acaba bir programı Dolayısıyla tabii sadece has hasedi konuşmayacağız Aslında bunun pan zehrini belki muhabbeti e, bir sonraki bölümde Elbette. konuşacağız ama burada niçin bu kadar böyle bir konuyu gündeme getirler sanki başka bir konu yok mu diye düşünebilirdim ben ekranın başında olsam fakat gerçekten öyle değil bu konu o kadar hassas ve o kadar büyük bir konu ki şöyle ifade edelim e, İblisi Allah'ın huzurundan kovduran şey bu hasetti. Çünkü Allah Hazreti Adem'e secde edilmesini emretti. Hazreti Adem'i yeryüzünde halife ilan etti Allah Celle ve Ali Hazretleri ve ona bir takım kabiliyetler verdi. Eşyanın isimlerini öğretti. Ona kendi ruhundan üfledi ve iblis bunların hepsini gördü. Ve Allah secde edin buyurduğunda meleklere ve iblise onu çamurdan beni ateşten yarattın ben üstünüm dedi ve secde etmedi. Burada egoizm var, burada bencillik var, burada kibir var, burada pek çok olumsuz karakter özelliği var. Fakat asıl secde ettirmeyen, iblise secde ettirmeyen şey burada haset. Allah'ın ona lütfettiği nimetleri çekemedi, çekememezlik. Şimdi sonrasında bakıyoruz mesela bu haset aslında iblisle birlikte yeryüzüne de indi. İnsanın mayasında da var bu. Ve Hazreti Adem'in hayırsız evladı, Kabil, Hazreti Adem'in hayırlı evladı Habil'i öldürdü. Öldürme sebebi olarak da Kur'an-ı Kerim'de birer tane Allah'a kurban adadıklarını, bu kurbanların birisinin Habil'in kurbanının kabul edildiğini, diğerininkinin ise reddedildiğini, kabul edilmediğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim bize. Mesela böyle olunca kurbanı kabul edilen Habil diyor ki: "Allah ancak müttakilerin, sakınanların, takva sahiplerinin amellerini kabul eder." diyor. Habil ve niçin benim kurbanım kabul edilmedi nasıl seninki kabul edilir de benimki kabul edilmez diye Kabil Habil'i öldürüyor. Düşünsenize ayette diyor ki ve sawalet lehu nefsuhu katla Ve nefsi ona kardeşini öldürme konusunda kışkırttı nefsi onu. Yani haset o kadar büyük bir problem ki o kadar sinemizde beslediğimiz, koynumuzda beslediğimiz bir yılan ki haset ıslah edilmediği takdirde bir insanı ...kardeşini öldürmeye azmettirecek kadar bir iç ağrısı. Hatta Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin onu kuyuya atmasını hatırlayalım. Yani başlangıçta şöyle demişlerdi. Yusuf ve kardeşi Bünyamin'i kastederek, çünkü onlar başka bir annedendi. Kendileri başka bir, on kardeş başka bir annedendi. Yakup Aleyhisselam'ın müstakbel bir peygamber olan Yusuf Aleyhisselam'a ilgisi, muhabbeti... ...ki diğerlerini de ihmal etmemişti Yakup Aleyhisselam... Yusuf Aleyhisselam'a duyduğu bu muhabbeti çekemediler. Ve bu muhabbeti biz hak ediyoruz. Bize yönelmesi lazım babamızın bu ilgisi alakası dediler. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı ayak altından çekmek istediler. Önce öldürmeye azmettiler. Sonra işlerinden bir akıl sahibi dedi ki ya öldürmeyelim de bir kuyuya atalım. Bir kervan gelir götürür dediler. Ve nihayetinde kuyuya attılar. Düşünsenize bir insana kardeşini öldürmeyi düşündürecek veya kuyuya attıracak kadar insanın iş dünyasında şiddetli bir duygu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir kafir karakteri olarak aslında hasedi e, ön plana çıkartıyor. Evet. Biz müminiz, bizde de haset var mı? Var. Aslında Kur'an bize şu imajı veriyor, şu e, anlama işaret ediyor. Bakın, göğsünüzün içerisinde mümin olmanıza rağmen kafirlerin bir takım karakter özellikleri olabilir. Allah bu konuda bizi uyarıyor. Kafirlerin bir takım karakter özellikleri var ise bizdeki haset böyledir. Bununla savaşmamızı... Buna teslim olmamamızı Allah bizden emrediyor. Şimdi mesela buyuruyor ki Allah, kafirler ve münafıklar size bir musibet isabet ettiği zaman sevinirler, mutlu olurlar. Ama size bir nimet isabet ettiğinde siz bir mesela zafer elde ettiğinizde bundan dolayı çok üzülürler. Bu adeta haset konusu. Yani bir insanın, bir müminin, bir Müslümanın elindeki nimete göz dikmek, bizde yok ise onda da olmasın, mahvolsun, zayi olsun diye düşünmek, bakmak bu İmana yakışmıyor. Belki bundan dolayı Peygamber Efendimiz "Le yechtemi'ani fi kalbil mu'mini" bir müminin kalbinde şu iki şey bir araya gelmez buyuruyor. El <laughs> iman ve haset. İman ve haset ikisi bir araya gelmez. Çünkü haset bir koçbaşı, olumsuz karakter özelliğidir. Haset arkasında bencillik gibi, tembellik gibi, cimrilik gibi, enaniyet gibi, kibir gibi pek çok olumsuz şahsiyet özelliğinin dışa bakan vurucu gücüdür haset, olumsuz karakter özelliklerinin tetikçisidir adeta. Bundan dolayı da Felak Suresi, biz mesela ne diyoruz Felak Suresi'nde? Her şeyin aslında sabahın Rabbi olarak ifade edilir. Kul e'udu bi Rabbil Felak, sabahın Rabbine sığınırım. Aslında Allah her şeyin Rabbidir. Bir yoruma göre de her şeyin Rabbine sığınıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. İşte yarattıklarının şerrinden, türlü kötülüklerden en sonunda da ve min şerri hasidin ida haset diyoruz haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden de Allah'a sığınıyoruz. Yani düşünsenize Allah Kur'an-ı Kerim'de size birisi haset edebilir. Bu haset de o insanı harekete geçirebilir. Belki olumsuz bir manevi enerji belki onu aksiyona sevk eder. Size zarar vermesine sebep olabilir. Haset edenin hasedinden Allah'a sığının buyuruyor. Bu bir peygamberimiz de buna ek olarak bir tavsiyede bulunuyor. Ve iza hasette festağfirillah. Olabilir ki kalbine bir haset duygusu gelebilir anlık olarak. Bazı duygular kalbimize gelir ve geçer, biz bunlardan sorumlu değiliz. Ama bazı duygular kalbimize gelir ve kalır, geçmez. Biz bunlarla mücadele etmek zorundayız. Çünkü bunlar içeriden içeri insanda semirir, güçlenir ve insanın iradesine ve amellerine yön vermeye başlar. Şöyle ifade edelim, evet. toparlayarak. Olumsuz karakter özellikleri içimizde aslında ıslah etmemiz gereken ve belki de cihadı ekber dediğimiz en büyük mücadelenin unsurlarıdır. Bir örnek vereyim. Mesela e, hırs dediğimiz bir kavram var bizim. Gözü dönmüşlük, bir konuda aşırı istek. Bu kelime harasa kökünden gelir Arapçada. Harasa da develerin yediği diken demektir. Develer çölde çok aç kaldıklarında, çok susuz kaldıklarında böyle çölde deve dikenine benzeyen dikenler olurmuş ve onlardan yerlermiş. Onları yemeye başladıklarında o dikenler onların dillerini, ağızlarını kanatırlarmış. Ve bu kanamadan mütevellit deve kendi kanının tadını alırmış ve kendi kanının tadını aldıkça daha fazla diken yemeye başlarmış. Yedikçe ağzı kanar, kanadıkça daha fazla yemeye başlar ve en sonunda artık deve kendi kanında boğulur ya da kan kaybından ölür gidermiş. İşte haset böyledir. İşte hırs böyledir. Keskin sirke küpüne zarar misali haset sadece muhatabı yiyip bitirmez. Muhataba zarar vermez adeta bir insanın kendisini de içeriden bir kurt gibi kemirir, mahveder, gider yani. Evet. Ve insanın da kendisini terbiye etmesi bu anlamda çok önemli. Mevlana Celaleddin Rumi'nin deyimiyle o öfkeyi mide bulantısına benzetiyor, sövmeyi de e, kusmaya benzetiyor. Biz de aynı hasede bu şekilde bakıp onu kendi içimizde bir hastalık olmaktan çıkartıp terbiye edeceğiz. Kıymetli hocam artık Hı. sevgiyi, muhabbeti, <laughs> merhameti, rahmeti, bağlılığı ve hatta kardeşliği konuşma zamanı geldi ama Kur'an-ı Kerim tilaveti önce kalp akıl ilişkisinin en yüksek mertebesindeyiz. Sonra biz sohbetimize Doçent Doktor Yasin Pişkin hocamızla devam edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنة بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال Abdullahul İstanbul'dan Büyük Camlıca Camii'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımız devam ediyor. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledik kıymetli izleyicilerimiz. Hicr suresinin 45 56. ayet-i kerimeler ve biz de Doçent Doktor Yasin Pişkin hocamızla artık sevginin, merhametin, rahmetin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin konuşma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Şimdi hocam ayet-i kerimelerde biz onların kalplerindeki kiğini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde kardeşler olarak karşılıklı otururlar buyuruyor. Ve ayet-i kerimelerin genel kapsamına baktığımızda da güvenden Müjdeden, ümitsizlik içinde olmamaktan bahsediliyor. Tam da aslında bu kardeş lafzı hani kelimeler işteşlik taşımalı diyoruz ya. Evet. Ben çok severim Türkçe'de şey kelimesini. Birliği, beraberliği, paylaşmayı anlatır. Evet. Çok hoş, zarif de bir tadı vardır. Kardeşlerin de arasındaki o muhabbet, o bağ, sevgiye dayanır. Ne dersiniz? Sevgiyi buradaki makamdan alalım mı kardeşlik evet, üzerinde? Alalım. Gerçekten çok güzel bir tespit ve e... Burada aslında cennetten bahsediyor. Evet. Müminlerin cennette bir kardeş olarak, kardeşler olarak birlikte oturduklarını, Allah'ın verdiği nimetlerden istifade ederken karşılıklı olarak muhabbet ettiklerini ve belki dünyadaki bir takım hatıralarından bahsettiklerini, oraya kadarki süreç konusunda neler yaşadıklarını birbirlerine aktardıklarını, tecrübe paylaşımı yaptıklarını anlatıyor. Yani kardeşlik dediğimiz şey burada başlayan ve maveraya uzanan aslında ötelere cennete sonsuzluğa kadar giden çok müstesna bir şey. Evet. Belki bundan dolayı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı bir günde arşın altında gölgelenecek kimselerden bahsederken iki kişiden bahseder. Raculani tahabba fillahi vejtama ve teferraka alayh. İki insan, iki Müslüman düşünün. İki erkek veya iki kadın veya birden fazla erkek veya kadın. Allah için birbirlerini sevmişler. Hiçbir dünyevi, seküler bir kasıt, çıkar meselesi olmaksızın. Gönülden Allah istediği için birbirlerini sevmişler. Onun için bir araya gelmişler ve onun için dağılmışlar, ayrılmışlar. Bu iki kişi diyor Peygamber Efendimiz, hiçbir gölgenin olmadığı bir günde, kıyamet günü Allah'ın himayesinde, Allah'ın arşının altında gölgelenecekler. Öyle görünüyor ki kalpten hasedi çıkartmak, işte ifade ettiğiniz başta, cennete girerken de kalbe adeta bir manevi, operasyon yapılıyor ve Allah evet. oradaki ne kadar haset ki nefret, öfke, bencillik, enaniyet ne varsa Allah'ın sevmediği bütün karakter özellikleri onların hepsi alınıyor ve insan cennete öyle dahil oluyor. Şimdi o zaman bu kardeşliğin farkına varmak lazım ve bu kardeşliğin aslında kilit taşı muhabbet dediğimiz sevgi dediğimiz şey. Ben şöyle görüyorum. Meseleyi değerlendirdiğimde, konuyla ilgili okumalarımda imandan sonra insanda bütünsel karakter değişikliği meydana getiren en önemli özellik Kur'an'da da hadislerde de sevgi olarak zikrediliyor. Evet. Muhabbet olarak zikrediliyor. Hatta şunu ifade edebilirim. Muhabbet dediğimiz şey imanın, müminin benliğini sarıp sarmalayan ve kalbinden bütün aleme, bütün cihana, diğer insanlara, varlıklara, hayvanlara, bitkilere bütün varlığa yayılan muhteşem bir refleks, imanın muhteşem bir sonucu. Ben meseleyi incelediğim zaman sevginin, muhabbetin iki boyutta zikredildiğini görüyorum Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi hubbullah ya da muhabbetullah dediğimiz şey. Allah'ı sevmek. Hatta ayet-i celile de Allah buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّوا حُبًّا Müminler en çok Allah'ı sever. Çünkü iman insana fark ettirir. İman insana kendisinin acziyetini, Allah'ın insana lütfettiği nimetlerin yekununu, hacmini, çokluğunu fark ettirir. Ve insan şöyle durup düşündüğünde aslında yaratmaya mecbur ve mahkum olmamasına rağmen kendi katından bir ihsan olarak baksanıza yarattı bizi. Şu anda yaşıyoruz. Gören, düşünen bir nesneyiz. Yaratmaya bilirdi, var etti. Görmemiz için göz, işitmemiz için kulak, idrak ve iman etmemiz için kalp, düşünmemiz için akıl verdi. Mal verdi, mülk verdi, yakınlar verdi. ...bir nefes alma imkanı verdi, ebedi mutluluğu kazanma imkanı verdi. İnsan bütün bunların hepsini düşündüğünde Allah'a karşı insiyaki, içsel bir itilim hisseder. Allah'ı tabi olarak sever yani. Aslında bizim Allah'a karşı sevgimizin aktif olmamasının, potansiyel ama e, faal olmamasının belki çoğu zaman sebebi... ...bu nimetleri fark edemeyişimiz. Bir insan öncelikli olarak Kur'an'a göre Allah'ı sever, bu sevgi... Bütün eşyaya, bütün varlığa, insanlara yayılan sevginin özüdür, cevheridir, çekirdeğidir. Biz buna hubbullah ya da muhabbetullah diyoruz. Ama sevmek Allah'ı sevmekten ibaret değildir Kur'an'a göre. Allah'ı sevmek hubbullahtır. Allah'ın dışındaki şeyleri Allah için sevmek ise el-hubbulillah olarak ifade edilir dini terminolojide. Allah için sevmek. Yani biz bizi Allah'a götüren her şeyi severiz. Biz yehdi lilleti hiye akvam yolların içerisinde en doğru yola bizi ilettiği için Kur'an'ı severiz. Kur'an'ı evimizde başımızın üstünde tutarız, göğsümüzde taşırız, belimizden aşağıya indirmeyiz. Ona muhabbetimiz vardır. Biz inneke ile sıratı müstakim muhakkak ki sen sıratı müstakime iletirsin dediği için Allah Peygamber Efendimiz'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i severiz. Çünkü biz dini ondan öğrendik. Namazı ondan öğrendik. Çünkü Allah Kur'an'ı Kabe'nin damına değil onun kalbine indirdi. Çünkü onun karakteriyle, onun çilesiyle, özverisiyle, fedakarlıklarıyla vahiy bize kadar geldi. Çünkü o bizi ailesi gibi seviyor. Sonrasında biz Peygamberimizi sevdiğimiz gibi, Peygamber Efendimiz'i e bizi sevk eden, Allah'a sevk eden Kabe-i Müşerrefe'yi severiz, Mekke'yi severiz, Medine'yi severiz. Biz iman ettiğimiz için birbirimizi severiz mümin olduğumuz için. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Muhabbet dediğimiz şey insanda da hasedin de, kiğin de, nefretin de, narsizmin de bütün olumsuz karakter özelliklerinin bulunduğu e, yapıda külli bir değişiklik yapan ve insanı erdemli olma yoluna sevk eden e, muhteşem bir öz ve cevherdir demiş olayım. E, buradan e, virgül koymuş evet. olalım burada. Gönde bizi bekliyorlar. Şimdi muhabbet külli bir cevherdir. Bunun altını bir kere çizelim. Allah'ı seviyoruz, Allah için seviyoruz. Hemen Yunus Emre geldi tabii ki akla. Yaradılanı sev, hoş gör, yaradandan ötürü. Aslında o hoş görmek ama bir anlamdan da sevmek olarak da ifade edebiliriz. Şimdi Almanya köndeyiz. Menden Şahin ve konuğu bizleri bekliyor. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Güzel bir sohbet olsun. Söz Köln'de. Efendim iyi akşamlar. Köln'den bir kez daha merhabalar İstanbul'a. Dünyanın her bir yerinde yaşayan tüm Türk vatandaşlarımıza sevgiler, saygılar. Köln'de bir iftara daha dakikalar kaldı. Bugün kıymetli bir konuğumla birlikteyim. Muharrem Çelik kendisi bir mühendis, aynı zamanda bir şirkette müdürlük de yapıyor. Şimdi kendisiyle tanışacağız ve biraz iftara kala, 10 dakika kala sohbet edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Ben mesleklerinizden biraz bahsettim ama basketçilikte var mı? Onu da bir Eyvallah. sormak <laughs> isterim. Yok yani şöyle hobi arası yani kendi aramızda oynadığımız <laughs> basketbol, voleybol oldu ama profesyonel bir şekilde yapmadık. Boyun uzunluğu babadan Maşallah, gelme, genetik. Alman yani. basketbolu kaybetmiş. Eyvallah yani şu an için öyle gözüküyor. Efendim Muharrem Çelik kimdir? Biraz sizi tanımak isteriz. Muharrem Çelik... Ee, ...bir işçi olarak almaya gelen bir babanın, hı hı. ailenin oğlu. Kaç yılında gelmiş aileniz efendim? Aile, 1900 baba 1972 yılında gelmiş. Hı hı. Önce Frankfurt bölgesinde belli bir yerde madende çalışmış. Sonrasında ise 74 yıllarında buraya Köln'e gelerekten özel bir otomobil fabrikasında... ...işçi olarak devam etmiş ve oradan emekli olmuş. Ee, sonrasında 1976 yılında anne ve ağabey... geliyor tabii. Geliyorlar, bir sonradan etsin, geliyorlar. Evet. Tabii 4 sene öncelikle... Baba e, tabii ki geldiğindeki her işçinin hani her gurbetçinin olduğu gibi o zamanları gelip 2-3 sene çalışıp sonradan dönme planı üzerine böyle bir hani ayrı yani tek başına gelmeyle başlayan bir yolculuk sonradan kalma biraz daha kalalım biraz daha e, hani çalışalım derken daha ki emekliliğe kadar sürüyor ve buradan emekli olaraktan hayatını buraya kurmuş oluyor. Derken siz 1989 yılında dünyaya evet. geliyorsunuz. 1989 yılında burada Köln'de doğma büyüme. Burada doğduk, burada büyüdük. Burası bize memleketimiz. burada oldu. geçti. Burada, çocukluğumuz evet. burada geçti. Özellikle bu semtte geçti. Bu çevrede doğduk, büyüdük. Üniversiteyi burada okuduk. Tahsilimizi burada yapmış olduk. Ve çalışma hayatımızda da burada devam ediyoruz. Dediğim gibi burası bizim için bir memleket oldu. Harika, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocukluğunuzda... Efendim okurken okulda öğrencilik yaparken Ramazan'la aranız nasıldı? Ramazan'la aramız iyiydi. Hı hı. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Türkiye'den farklı olarak biraz daha burada yaşıyor olduğunuzda tabii e, sınıfınıza sadece Türkiye'de Müslüman yok. Farklı farklı milletten evet. Alman, İtalyan ya da benzeri başka milletten insanlar da var. Tabii ki şöyle şeylerle hep karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu durumda hani işte oruçlu olarak hani aileden hani belli küçük yaşta artık gördüğünüz hani işte sonuçta dini, kültürel, gelenek olarak aldığınız şeylerle okula gittiğinizde insanlar ister istemez hani işte öğle aralarında bir şeyler yediğinde hani arkadaş çevreniz karabalık ve karışık bir arkadaş çevresi olduğundan dolayı onlar yerken sen niye yemiyorsun diye karşı karşıya kaldığım sorulara hep böyle ...açıklamayla geçen bir çocukluk Peki, sorular okuldu. hep merak üzerine miydi yoksa tenkit edici yönde miydi? Çocukluk dönemlerinde hep daha fazla merak üzerine olan hani işte okul çevresinde öyleydi. Lakin hani bazen ister istemez yaşlar ilerledikçe iş hayatında ya da farklı yerlerde... ...tenkit üzerine de sorular geldiği oluyordu yani kasıtlı sorularda oluştuğu oluyor. Lakin biz her zaman kendimizden hiçbir şekilde taviz vermeden... E, bağlı olduğumuz dinin hmm. e, geneline karşılık açıklamalarımızı güzel bir şekilde yapıyor ve onlara da onu anlatıyorduk. Alman öğretmenlerin tepkisi nasıl oluyordu? Ne bileyim mesela bir yerde bir başarısızlığınız olur bir sınavda yani oruca, onu orucunuza bağlıyorlar mıydı? Oruca bağladıkları oluyordu ha. açıkçası. Yani işte hani su içmeniz gerekiyor, konsantrasyon vesaire bu konuda zayıflıyor falan vesaire diye şeyler oluyordu ama açıkçası çok da üstümüze gelip de hani bunu yapamazsınız dedikleri olmadı o dönemlerde. Yani daha ki bundan 15-20 sene öncesinden bahsediyoruz. O Böyle bir bilinç var mı peki edelim. burada onu merak ediyorum. Bundan yakınmaktansa o zaman ben iki katı fazla çalışacağım. Zannediyorum buradaki Türklerde biraz o bilinç oluşmuş. Tabii yani bu hırs ve özgüven. Yani şöyle şimdi bu konuda karşı karşıya kaldığınız bazı sıkıntılar sizi ister istemez iç dünyanızda bazı şeyleri tekrar sorgulamaya sebep olabiliyor. Bundan dolayı da insanlar genç yaşlarında ben daha başarılı olmam gerekiyor diyerekten biraz daha farklı bir şekilde hayata tutunduğu oluyor. Bunun biraz da yönlendirmelerle alakalı. Açıkçası ailenin çocuğa ne kadar sahip çıkmasıyla alakalı bir durum. Şimdi birinci nesilden yola çıkarsak Almanca belli bir noktada Hı -hı. eksik kalıyor ve çocuğun hakkını çok da müdafaa edemediği de oluyor. Bu konuda çocuk ister istemez hani işte yanlış yerlerde yönlendirdiği takdirde Hı -hı. E, onu psikolojik olarak kendine Hani bir eziklik ya da bir saldırı olarak gördüğünde kendince daha üstün bir başarı elde etmek için daha da hırslandığı ya da daha da büyük özgüvene sahip olduğu oluyor. Yani. Eyvallah. iki türlü etkisi var. İnşallah evet. olumlu yönde oluyordur i̇nşallah. herkese diye. Yani tabii ki kötü yönleri de oluyor. Bir çocuğun daha farklı alanlarda ilerlemesine de sebep oluyor. Ama onu yönlendirmek ya da şey yapmakta buradaki derneklerimizin, camilerimizin, görevi ve onu da çok iyi bir şekilde başarılıyorlar açıkçası. Okul döneminde başarılıydınız zannediyorum ki mühendis olmuşsunuz. Hamdolsun mücadele verdik. Hı -hı. Ne kadar hani şöyle üstün bir başarı diyebilecek hani bir derece var ya da yok o tartışılır belki ama dediğiniz o bazı noktalardaki unsurlar Hı -hı. ister istemez sizin başarılı olmanızı mecbur kıldığı için biz elimizden gelen gayreti gösterdik o zamanlar. Ne nedir sizin mühendis olmaya iten şey? E, açıkçası e, mühendis olmak nasıl yani sonuç itibariyle bir inovasyon döneminden geçiyoruz. Yani o zamanlardan belli olan şeyler vardı. Ailede vesaire işte farklı çevrelerde insanlar artık belli bir noktada teknolojiyle hemhal oluyordu. Biz de bu konuda hani bir merakımız söz konusu oldu. Biz de dedik ki yani bu alan bizim ilgimizi çekiyor. Hem endüstri mühendisliği olmasının da sebebi her taraftan biraz biraz alıyorsunuz. Makine mühendisliğinden, elektrik mühendisliğinden, ekonomiden bir harmanlayarak bir endüstri mühendisliği bize çok cazip geldi ve o zamanlar onu okumaya karar vermiş olduk. Peki okurken okulda özellikle size mesleki alanlara yönlendiren hocalarınız oluyordu diye biliyorum. Evet. O durumlardan biraz bahseder misiniz? Okumanıza mı engel olmak istemişlerdi? Yani şöyle oluyor genellikle ortaokul yani ilkokuldan itibaren sizin yönlendirmeleri çok önemli. Eğer hani gerçekten hani size sahip çıkabilen ya da daha doğrusu nasıl olması gerektiğini daha hani özgüvenle anlatan birisi yoksa arkanızda okul klasmanları vardır Almanya'da. Yani işte alt sınıftan üst sınıfa kadar üst sınıfsanız daha ki üniversiteye kadar önünüz açıktır ama alt sınıftan başlarsanız çok daha zorlu bir süreç izler sizi. Ee, ve onunla beraber ortaokulda da aileler yani daha doğrusu öğretmenler ister istemez şu yönlendirme ister ya da istemez orası tartışılır bazen ama e, yönlendirme yaparlar. Burada nasıl bir şey var? Almanya'da bir meslek eğitimi sistemi var. Yani ortaokulu bitirdikten sonra liseyi okumak bir mecburiyetine kalmadan meslek eğitimi yapıyorsunuz. 2-3 sene süren bir süreçte sonrasında bir meslek sahibi oluyorsunuz ve orada çalışıyorsunuz. Ama bu meslekler genellikle hep böyle bir işçi çalışan yani işte bir tamirhane. Yani bunları kötülemek için söylemiyorum. Yani çok güzel Tabii mesleğini ki. icra eden insanlarımız Tabii var. Ki. Allah onlardan razı olsun. Ama daha üst seviye. Yani işte bir mavi gömlekten beyaz gömleğe geçmenizi hep böyle bir engellemeyle beraber, size hep böyle bir mavi gömlek, mavi önlükte bırakmak isteyen bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yönlendirmeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu biraz da size kalmış olan bir şey. O konuda mücadele sizde Aslında O yüzden başarılıydınız dedim. İşte. Herhangi bir evet. mühendis değilsiniz, baskıya rağmen mühendis olabilmişsiniz. O yüzden ayrıca tebrik ederiz. Allah razı olsun. Aynı zamanda bir de gönüllü olarak hizmet veren bir şirkette müdürlük yapıyorsunuz Katibe Evet. ve bağlı bir şirket. Evet. O kariyerinizden biraz bahseder misiniz? Yani bize? şöyle, bizim zaten burada gençlik, yani şöyle, burada Müslüman toplulukları genellikle dışarıda hani faal olabilmek için, yani sosyal çalışmaları çok dahil oldular. Bu gençlikten başlar, gençlik faaliyetlerinden başlar. Biz de çocukluğumuzdan beri dilipin gençlik faaliyetlerinde, cami derneklerinde biraz daha böyle faal olan bir dönemden geçtik. Ee, burada camiler biraz daha e, sadece ibadethane gibi değil, daha fazla külliye, daha fazla işte buluşma merkezi, çay ocağı, hani insanların muhabbet edebileceği, ailecek bir araya gelebilecekleri bir görevi de icra ediyorlar. Buradan yola çıkaraktan Didip Sosyal Dayanışma Merkezimiz var. Didip Sosyal Dayanışma Merkezi de bundan 30 sene öncesinde kurulmuş, buradaki insanları hizmeti nasıl daha ileriye taşıyabilirim diye bir kendine misyon edilmiş bir vakıf dün olarak zaten geçir. başkanımız bizim neydi dedik başkanımız mi? Mi? öyle mi çok güzel DTM'i yani, çok iyi tanıdık Eyvallah. yaptığı hizmetlerin de farkındayız sizin evet. özel olarak şirketiniz neler yapmakta yani bizim dirip Sosyal Danışma Merkezimize bağlı olarak bir cenaze fonumuz var cenaze fonumuz şöyle buradaki insanlarımız e, Türkiye'de olduğu gibi değil burada vefat ettiğiniz takdirde yapılması gereken çok farklı işlemler var daha ki bunun Türkiye nakliyesi var Türkiye'ye kadar götürülmesi var sonrasındaki işte aile yakınlarının hani o esnada o acı esnasında uçakla Sonuç itibariyle resmi işlemlerle, konsolosluklarla uğraşabilecek çok da durumda olmuyorlar. Bizim de böyle bir fonumuz var. Fonumuzda 340 bine yakın üyemiz var. Asıl üyemiz aileleriyle beraber bu 1 milyon 200 bine tekabül eden Ağabey. bir sayı. Ee, onlara burada hizmet götürüyoruz. Sene içerisinde hani vefat edenler. Acı günlerinde yanlarında oluyoruz. Acı günlerinde yanındayız. Bunu hem böyle sonuç itibariyle pratik olarak cenazenin nakliyle beraber aynı zamanda da insanlara acılı günde yanında olup onlara o konuda danışmanlık da yaptığımız oluyor. Bundan beraber de tabii ki farklı farklı kollarımız açılıyor ve iş alanlarımız açılıyor. Bunun için gerekli malzemeleri Türkiye'den buraya temin ediyoruz, ithal ediyoruz. Tabut ithalatımız var. Ondan sonra farklı farklı malzemelerin ithalatı var. Ve buradaki belli insanlara ya daha doğrusu farklı farklı şirketlere de bunu da aynı şekilde satışını gerçekleştiriyoruz. Ama buradaki asıl amaç da buradaki toplumun o acı gününde yanında olmak, burada onlara faydalı olabilecek işlerde hem hizmet götürebilmek. Ondan beraber farklı farklı şeyler de açılıyor insanları temas ettiğiniz takdirde daha fazla nasıl hizmet götürebilirim derken geri dönüşümler oluyor ve geri dönüşümlerle beraber farklı şeyler de yapıyoruz. Diyoruz ki evet bu insanlar bize üyeler ama bunları daha nasıl hizmet götürebiliriz derken hem gençlik hem işte eğitim hem sonuç böyle farklı farklı kollardan da hizmet ürettiğimiz oluyor. Bu arada Türkçeniz de temiz ve güzel. Evet. Yani tabii arada ben duyuyorum bazı farklılıklar var ama Türkiye'ye gelip konuşsanız evet. kimse sizin Türkçeyi burada öğrendiğinizi anlamaz. Özel bir hassasiyetimiz oldu mu Türkçeyle ilgili? Evet Türkçe ile alakalı da özel hani çok kitap okurum, Türkçe kitap okurum ki Hı. ana dili bizim için çok önemlidir. Eğer ki ana dilini Türkçeyi kaybedersek gerçekten kaynaklardan mahrum kalırız Hı. düşüncesi vardır bende her zaman. Ve o yüzden Türkçemi her zaman nasıl daha ileriye taşıyabilirim diye çaba sarf ederim. Liseyi de Türkçe ağırlıklı okumuşumdur burada Almanya'da. Belli bir pilot projeli okul vardı. E, sınıf Türk, liseyi öyle okumuş olduk. E, Almanca dersler görüyorduk ama Türkçe dil, tarih ve ekonomi dersi de görmüş olduk. Bunun da tabii ki etkisi olduğunu düşünüyorum o ne zaman. Ne güzel, ne çok güzel konuşuyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Peki gelelim bu seneye artık. Ramazan'ın evet. 14. günü değil mi şu anda? Evet. 14. günündeyiz. Nasıl geçti bu sene Ramazan şu ana kadar? Şimdi Ramazan şöyle bir şey var, pandemi süreci iki sene sürdü. Yani bir iki sene boyunca insanlar birbirine yaklaşamadı. Bizim için çok böyle özellikle Almanya'da ve Avrupa'da, yani biz şöyle ezanı duyamayan bir hı hı. ülkede yaşıyoruz. Yani eğer evde kalsanız bile Türkiye'de ezanı duyduğunuz takdirde insanın belki gönlüne böyle Ramazan'da bir, hani bir evet iftar oldu hani e, rahatlığını bir o konuda e, manevi açıdan da dolduracak böyle bir ruhu empoze eder. Ama burada maalesef ezan olmadığından dolayı insanlar genellikle iftarların camilerde toplumun bir arasına bir araya gelerekten öyle davetler vesaire çerçevesinde gerçekleştirdi. Bu iki sene bizim için çok kötü bir süreç oldu. Yani insanlar birbirinden uzaklaştı. Ve ilk sefer yani şu an için daha böyle bir kolaylık sağlandı. Son bir ay öncesinde hani böyle bir kuralların hani hafiflemesine doğru gidiyoruz. İnşallah bu ara ekran başında izleyen izleyicilerime de yani Ramazanlarını tebrik ederim. İnşallah bu pandemi sürecinde bundan sonra atlatır bir daha hani hiçbir şekilde uğramaz diyorum ki artık Ramazan burada çok daha güzel bir şekilde bir araya gelerek yaşamaya başladı tekrar camilerimizde. Örneğin burada Ditip'te bir pasajımız var. Yani hafta sonunda bir programımız var. Hani büyük bir etkinlikler düzenlenmeye başladı. Hani bir tiyatro gösterimiz olacak insanlar tekrar bir araya gelecek ve bu şekilde de Ramazan'ı inşallah çok güzel bir şekilde geçiriyor ve daha ediyoruz diye düşünüyorum bu sene. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi zaten ezana da saniyeler kaldı. Muharrem Bey bugün konuğumuz oldunuz. Köln'de 14. iftara Türk halkına dünyanın her yerinde yaşayan Türk vatandaşlarına bizimle birlikte eşlik ettiğiniz çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler 14. iftara Kölde birlikte giriyoruz. Biraz sonra ezan okunacak ve oruçlarınızı inşallah açacaksınız. Muharrem Çelik konuğumuzdu. Yarın yine Köln'de burada Beşhur Çikolata Müzesi'nin meydanında ve Köln manzarasında iftarımızı yine birlikte açacağız. Efendim saniyeler kaldı ezanımıza. Yine Ditip Merkez Camii'ne bağlanacağız diye tahmin ediyorum. Ve şimdi Köln için iftar vakti diyorum. Allah kabul etsin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن لا <سؤال> أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kıymetli izleyiciler köyünde ezan okundu. Allah kabul etsin diyelim. Afiyet olsun. Bizler yayınımızda İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde sevgiyi, muhabbeti konuşuyoruz. Sizler yemeklerinizi yerken gelin beraber olsun. Burada muhabbet hakikaten güzel. Kıymetli hocam, doçent doktor Yasin Pişkin'le birlikteyiz. Şimdi sevgiyi konuşacağız. Nasıl elde edeceğimizi de merak ediyoruz. Evet. Sevdim seni mağbuduma, canana diye sevdim. Şimdi sevgi önce almak değil, vermek. Merhamet önce acımak değil, acıtmamak. Yine hoşgörü de, huzur da önce vermekle ilintili. Belki de içimize doğru vermek de aynı huzuru oldukça önemli. Ama işin içerisinde tabii aşk da giriyor. Ben aşk ile pası size atmak istiyorum. Bahattin Karakoç'un İsmail'i bir gönülle teslim olmaktır bıçağı. Birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. İsrafil'in sorunu ruhunda duymaktır aşk. Suyu suyla yumak gibi. Aşka inanmaktır aşk diyor. Muhtemelen siz de aşktan bizzat bahsedeceksiniz sevgiyi konuşurken. Mümin nasıl elde edecek sevgiyi diye soralım sözü size. Eyvallah. Bakalım. Şimdi tabii e, teşekkür ediyorum. Yani iki şey oluştu zihnimde sizin ifadelerinizden. E, bir tanesi gerçekten aşkı tanımladınız. Aşkta e, sevginin üzerine bir katma değer var sanki. Aşk sevgiye bir katma değer. Öyle görünüyor ki aşk aslında e, sevenin, Benliğini aşan, kendi varlığının hesabının üzerinde sevdiği kişiye yönelmesini sağlayan, onu öncelemesini sağlayan daha üst bir perdeden sevmek. El hubbu şedid denilen Arapça ifadesiyle çok sevmek bu. Evet. Aslında belki de bütün maksat bir şey söyleyeyim buna ulaşmak. Yani aşka ulaşmak herkes aslında bunu arıyor, buraya ulaşmayı arıyor. Hani şair diyor ya aslında aradığımız o. Ee, aradığım sen değilsin ki kalbim sana eğilsin sana olsa sen bilirsin aradığım köşe bucak inan bana sen değilsin seninki de ben değilim ki kalbindeki eğilim bana olsa ben bilirim aradığım köşe bucak inan bana ben değilim aslında sizin de bizim de bütün eşyanın mahlukatın aradığı o aşk ve belki de bunu bulduğumuz zaman bu külli değişimi bütünsel olarak yaşayacağımız için İslam'ın aslında özellikle de tasavvufun nihai amacı bu aşkı bulmak olmuş. Şimdi biz mesela konuşuyoruz, programlar yapılıyor. Şunu yapalım, hasetten uzak duralım, insanların kalplerini kırmayalım, nefretlerimize ona göre bir kontrol altına alalım falan diyoruz ya. Aslında bütün bunların hepsi sineklerle savaşmak. Bataklık kalpte, o kalpteki bataklığın kurutulmasını sağlayan asıl o nur, asıl o iksir, işte o aşk. Belki Mevlana Hazretleri'nin, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, Akşemseddin'in, Şeyh Edebali'nin bulmak istedikleri, topluma bu topraklara kazımak istedikleri ilim ve irfan geleneğinin de aslında koçbaşa aşk. Hadi evet. o zaman Yunus'tan bir ifade zikredelim. Hani diyor ya, işitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Dilinde avu tüter nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Yani olmuyor bir türlü aslında iyi de söylesek, kötü de söylesek hakka davet ediyoruz ama aşk olmayınca üslup olmuyor. Aşk olmayınca doğru bir yöntem, kaynaştırıcı, ülfet ettirici bir metoda da ulaşamıyoruz. Metot kötü olunca söylediğimiz iyi de olsa netice meydana gelmiyor. Çünkü kötü bir üslup doğru bir sözün celladıdır, katilidir denmiştir. Onun için aşk zannımca aslında bütün benliğimizin e, hakikatine ulaşmamızı sağlayan çok büyük bir iksir, çok büyük bir nur. Ve bir de bir şey anladım ben sizin söylediklerinizden. Aslında e, aşk bir emek istiyor. Sevgi, muhabbet bir gayret istiyor. Evet. Çaba istiyor. Şimdi bunu nereden biliyorum? Aslında ayet bunu söylüyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ İman ettiğinde bir insan ve salih amel işlediğinde, iyilikler yaptığında Allah buyuruyor ki Allah o kimseye vud verecek, meveddet verecek. Vud demek de güçlü sevgi demek, muhabbet verecek. Yani demek ki iman ettiğinde bir insan kalbinde onun eşyayı sevmesini belki insanlar tarafından sevilmesini sağlayan bir özellik gelişiyor. Çünkü bütün güzelliklerin, bütün erdemlerin, muhabbetlerin kaynağı Allah Celle ve Ala Hazretleri belki bundan dolayı Yunus Emre yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü sözünü bundan dolayı söylüyor. Belki bundan dolayı Halık'ını sevmeyen mahluku sevemiyor. Belki bundan dolayı yaratıcısına vefası olmayanın yaratılana safası da olmuyor, olamıyor. İman gerçekten güçlü bir iman ama çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kalplerinizde üzerlerinizdeki elbiselerin eskidiği gibi kalbinizde iman eskir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İmanlarınızı güçlendirin, takviye edin, besleyin, yenileyin. Ashab-ı Kiram da nasıl yenileyelim diye sorduklarında Peygamber Efendimiz onlara çokça la ilahe illallah demelerini, zikrullahı öneriyor. Zikir de en geniş perspektifte daha önceki programlarımızda ifade ettiğimiz gibi namazı, orucu, dil ile telaffuz etmeyi, Allah'ın adını anmayı içerisine alan ve insanlara eza veren bir şey yoldan kaldırmaya kadar giden çok geniş bir daire. Şu halde iman gerçekten canlı ve diri bir iman insanın bütün varlığı sevmesini ve bütün varlık tarafından sevilmesini sağlayan bir köprü. Bu bir. İkincisi de salih amel işlemek. Yani iyilikler yapmak dediniz ya yani önce vermeniz lazım, önce lütfetmeniz lazım, ihsan etmeniz lazım, gönül almanız lazım. Şimdi ben mesela Peygamber Efendimizin siz bu cümleleri kurarken sevgiyi yayma konusundaki tavsiyeleri gözümün önünde bir geçit töreni yaptı. Mesela bir defasında buyurmuş ki, "Ela edullukum aleme tahabbun bihi. İster misiniz ben size birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şey göstereyim?" Evet. Peygamber Efendimiz böyle sorunca "Buyur ya Resulullah." demişler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, şu seleme beynekum. Aranızda selamı yayın. Selam verin, çokça selam verin insanlara." Şimdi bir kardeşimiz anlattı. Çok yakın iki araba birbirine geçmiş böyle. Ee, i̇kisi de ileride bir kenara çekmişler. Bir arabada bizim bir arkadaşımız, kardeşimiz var. İkisi de bir hışımlı araçlarından iniyorlar. Ee, diyor ki arkadaşım, baktım ki diyor o kadar sert bir şekilde geliyor ki kesin kavga edeceğiz. Ben hatalıyım veya o hatalı. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Esselamu aleyküm dedim diyor, selam verdim diyor. Bir der don, donu verdi, dur verdi kaldı. Dur aleyküm selam dedi diyor. Geçmiş olsun bir şey var mı dedi diyor. Aslında kavga etmeye geliyordu diyor. Bir anda selam her şeyi değiştirdi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki selam verin. Sonrasında Peygamber Efendimiz buyuruyor tebessümü ke ile veşi akika sadakatun lek. Tebessüm edin. Bir Müslümanın bir müminin diğer mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakması sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hatta bir rivayette bir Müslümanın başka bir Müslümanın yüzüne aşk ile şevk ile somurtmadan onun içini acıtmadan gününü zehir etmeden muhabbetle bakması şu benim mescidimde, mescid nebeviyi gösteriyor peygamberimiz. Bu mescidimde bir yıl itikafa girmesinden yani geceleri hiç uyumadan ibadetle uğraşmasından, gündüzleri de sürekli oruç tutmasından daha üstündür, daha evladır buyuruyor peygamber efendimiz. Sonrasında mesela te te -bu buyuruyor. Hediyeleşin, birbirinize hediye verin. Hediye vererek birbirinizin gönlünü mamur kılın buyuruyor peygamber efendimiz. Sonra mesela Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkından bahseden bir hadis vardır. Yani bunlar aslında bizim aramızdaki muhabbet köprüleri. Peygamber Efendimiz bunu böyle ifade ediyor. Mesela bir Müslümanın diğer Müslüman üzerine ne hakkı vardır? Efendimiz buyuruyor ki hastalandığında mesela ziyaretine gidecek. Öldüğünde ölüsünü bile yalnız bırakmayacak cenazesine gidecek. Nasihate ihtiyaç duyduğunda ona nasihat edecek. Hatta bir şey sayıyor biliyor musunuz? Bakın bu beni çok etkiler bir Müslümanın diğer Müslümanla ilişkisinin ne kadar detaylı, ne kadar hassas, ne kadar latif bir ilişki olduğunu ifade bağlamında Peygamberimiz buyuruyor ki hapşurduğunda ona yer, yerhamukallah demesi, Allah sana merhamet etsin, rahmet etsin, acısın, Allah sana ihsanda bulunsun diye dua etmesi Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır buyuruyor Peygamberimiz. Perspektifin genişliğine bakar mısınız? Şu muhteşemliğe bakar mısınız? Yani İslam toplumunda, ideal İslam toplumunda Müslümanlar birbirleriyle o kadar ilişkilidirler ve ilgilidirler ki ölülerinde, dirilerinde, hastalıklarında, sağlıklarında, mutsuzluklarında, mutluluklarında, düştüklerinde, kalktıklarında gerçek sevgi budur. Diğeri mecazi aşktır. Şimdi mesela şöyle düşünülebilir. İman etmeyen insanlar var. Ateist olan kimseler var. Daha farklı dinlere inanan insanlar var. Onlar da çocuklarını seviyor. Babalarını seviyor, hayvanı çiçeği, böceği seviyorlar gibi görülebilir. Bu sevgilerin hiçbiri gerçek sevgi değildir. Niçin biliyor musunuz? Gerçek sevgi imandan fışkırır ve gerçek sevgi her ahval ve şerait içerisinde, her durumda, en menfi durumlarda bile varlığını insan benliğinde koruyan standart bir yapı arz eder. Şöyle somutlaştırayım. Evet, e, gençsiniz, delikanlısınız veya çocuksunuz. anne Bir çocuk, bir genç, bir delikanlı annesini sever, babasını sever. Yani Hristiyan da olsa sever, Budist de olsa, Brahmanist de olsa, Ateist de olsa sever. Müslüman da sever. Fakat yarın anne baba yaşlandığında, elden ayaktan düştüğünde, artık kendi ihtiyaçlarını gideremez bir çocuk haline dönüştüğünde Müslüman annesini babasını yine sever. Çünkü o Allah için sevdiği sevmesi sebebiyle Allah da her durum ve şerait içerisinde anne babanın sevilmesini Emretmesi sebebiyle her durumda sever. Ama ötekisi o duruma geldiğinde annesini babasını huzur evine götürür, bırakır. Şimdi buradaki sevgi, Allah'a imandan kaynaklanan sevgi, bütün durumları, bütün şartları kapsayan muhteşem bir sevgi. Bir örnekle noktalayayım. Evet. Ee, diyor ki, Hazreti Ömer bir gün kucağında yaşlı ve sıska bir e, adamı taşıyan bir kadın görüyor. Diyor ki, ey cennet hatunu bu kimdir? Diyor ki, kadın bu benim babam. Kucağımda taşıyorum çünkü yere bıraktığım zaman ağlıyor. Akli muhakemesini kaybetti. Hazreti Ömer de diyor ki e mübarek dua etsen de Allah buna ahirette afiyet verse ya. Hani ölse ya hiç dua etmiyor musun ölsün diye. O kadıncağız diyor ki ey müminlerin emiri bu sözü sana hiç yakıştıramadım. Bundan yıllar önce ben onun kucağındayken ben küçükken ben ağlarken o beni yere bıraktığında ben hıçkırarak ağlarken o benim ahirette afiyet bulmam için ölmem için temennide bulundu mu? Sen şimdi bunu benden nasıl istiyorsun? Hazreti Ömer sonraları bu hadiseden sonra dermiş ki ben vefa nedir? Cengaverlik nedir? İşte özveri nedir? Diyargamlık nedir? Kucağında sıska ve yaşlı bir adamı taşıyan bir kadından öğrendim dermiş Hazreti Ömer. İslam insanı, İslam'daki muhabbet imandan fışkıran muhabbet insanı bu kıvama, bu kaliteye getiriyor. Dolayısıyla sevgi İslam'a göre fedakarlıktır, diğergamlıktır ve bu şarttan şarta, durumdan duruma, kişiden kişiye değişmeyen bir hususiyet arz ediyor. Efendim konuşmaya devam edeceğiz kıymetli izleyicilerimiz. Muhabbet demleniyor. Devam edeceğiz ama şimdi seslerin, makamların, namelerin gönül teline değdiği yerdeyiz. Bir ilahimiz var. Ali Turan söylüyor ilahimizi. Her kelamın alası. Huh? İstanbul'dan Büyük Camlıca Camii'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımız devam ediyor. Her kelamın alası la ilahe illallah kıymeti hocam. Aslında sohbetimiz içerisinde de biz bu özel cümleyi en güzeli la ilahe illallah lafzını geçirdik. Şimdi sevgiyi, muhabbeti, bağlılığı, birliği, beraberliği, kardeşliği, selamı, tokalaşmayı konuşuyoruz. Çok da güzel aslında bahsediyorsunuz. Hissettiğimiz duygu şu, siz bundan bahsederken insanın yüzünde gülümseme oluşuyor. Bir, ikincisi sadra şifa, derde deva ve kalbe ferahlık veren de bir muhabbet oluşuyor. Bunun da apayrı bir hazzı ve lezzeti var. Ama o lezzeti birazcık da örneklerle pekiştirmek ve perçinlemek <laughs> istiyoruz. Sevgiye dair bize ne anlatırsınız? İsterseniz şöyle yapalım. Ee, hani dedik ya Peygamber Efendimiz Üsve-i Hasene en güzel örnek. Evet. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashab-ı kiramla kurduğu münasebette aslında bir muhabbet münasebeti. Yani epistemolojik ve entelektüel bir ilişkinin ötesinde ashab-ı kiramla Efendimiz arasındaki ilişki, sevgi, saygı, ilgi, alaka, özveri, diyargamlığa dayalı bir muhteşem bir ilişki. Ve iç içe girmiş etle tırnak gibi Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte. Hatta bir gün Hazreti Abbas Peygamberimizin amcası, diyor ki ya Resulallah sen mescide giriyorsun. İşte içimizde yol erke, usul erken bilmez kimseler var. Ayağına basıyorlar, omuz atıyorlar. En kaftanından tutup çekiyorlar. Sana, seni üzüyorlar, omuz atıyorlar. Ya Resulallah biz hücre-i saadetten bir balkon gibi böyle adeta bugünün tabiriyle bir platform gibi bir yer yaptırsak. Sen oradan hiç içimize girmesen. Sana çünkü eza ediyorlar. Üstten girsen, Ayetleri oradan okusan bize, nasihatlerini oradan yapsan, belki namazı oradan kıldırsan, içimize girme bunlar çok bazı kimseler seni üzüyorlar dediğinde Peygamber Efendimiz bir anda böyle yüzü kıpkırmızı kesilmiş, öfkelenmiş Efendimiz ve buyurmuş ki vallahi olmaz, içlerinde olacağım, ayağıma da bassınlar, omuz da atsınlar, en tarihimden peştemalimden tutup beni de çeksinler ama ben onların içinde olacağım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ashab-ı Kiram'la Efendimiz'in arasındaki bu muhabbet ilişkisi, şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz'in nebevi şahsiyet özelliklerinin Ashab-ı Kiram'da tecelli etmesinin, modern tabiriyle hal transferinin en önemli unsurlarından birisi. Şimdi bir hadise geldi hatırıma. Efendimiz bir gün otururken belki bir namaz kılınacak. Ashab-ı Kiram namaz için toplanmışlar. Belki sıradan bir meclis. Bir kişilik boşluk var bir yerde. Peygamber Efendimiz orayı işaret etmiş. Ve buyurmuş ki biraz sonra şuradaki saf boşluğuna cennetlik bir adam gelip oturacak. Çok enteresan bir ifade. Herkes gözünü dikmiş kapıya. Kim bu şanslı? Hazreti Ebu Bekir cennetlik tamam. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali cennetlik tamam. Ama onların seviyesine, manevi seviyesine ulaşmak ne haddimize? Biz biraz sonra... Sizin bizim gibi etten kemikten cennetlik bir adam göreceğiz. Acaba kim bu bahtiyar? Herkes gözünü kapıya dikmiş. Kim bu? Bir de bakmışlar ki Ensar'dan saadetem bir zat, Ensar'dan yeni abdest almış, sakalından abdest suyu damlayan bir zat gelmiş. Rap 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 o saf boşluğuna oturmuş. Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu. Demiş ki şöyle bir baktım. Hiç öyle cennetlik gibi görünmedi gözüme. Sıradan senin benim gibi bir insan. Namaz bitti, insanlar dağılırlarken içime bir ateş düştü. Acaba sır ney, bunu cennetlik yapan erde mi, nedir? Bunun beni, benim bunu öğrenmem lazım. Gitmiş selam vermiş o adamcağıza ve demiş ki, babamla biraz aram kötü, üç günde eve gitmeyeceğime dair yemin ettim, kalacak yerim de yok. Bana müsaade edersen üç gün seninle birlikte geçireyim. Olur evladım demiş ya da olur demiş o, o zat. Eve geçmişler, sırrı çözmek istiyor yani. Nasıl bir ibadet yapıyor, nasıl bir erdemi var? Üç gün boyunca diyor ki Abdullah bin Amr, geceleri kontrol ediyorum. Hiç de öyle ayaklarının altı şişene kadar namaz kılmıyor. Normal namazlarını kılıyor, farz namazları kılıyor ama hiç öyle aralıksız namaz kılmıyor. Gündüzleri kontrol ettim, bir şeyler yermesin, beraber yiyelim filan. Baktım gündüzleri de çok oruçta tutmuyor. Aradan üç gün geçti, kalbime kara gölgeler üşüşmeye başladı. Yani bu da mı cennetlik? Bu cennetlik mi? Nasıl cennetlik? diye su izan beslemeye başladım. Artık müsaade istedim. Ee, giderken dedim ki bana müsaade ama bu üç gün burada kalmamın bir hikmeti vardı. Ee, çünkü Allah Resulü sizinle ilgili olarak dedi ki buraya biraz sonra cennetlik bir adam gelip oturacak. Siz çıktınız, geldiniz, oturdunuz. Hikmet nedir? Sizi cennetlik yapan şey nedir? Bunu bize söyleyin de biz de buradan bir öğüt çıkartalım. O adamcağız demiş ki Bak Gördüğün gibi üç gündür benimle kalıyorsun. Benim öyle geceleri ayağımın altı şişene kadar kesintisiz uzun namazlarım yok. Öyle uzun uzun aralıksız uzun günler oruç tutmuşluğum yok. Böyle. Abdullah bin Amr kalkmış. Giderken o zat çağırmış. Demiş ki dur. Durmuş. Demiş ki dön. Dönmüş. Demiş ki gel. Gelmiş. Bak demiş ben sana bir şey söyleyeyim. Yine de bilmiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim için cennetle müjdeledi. Bunu bilmiyorum. Ama şehadet parmağıyla göğsünü işaret etmiş. Demiş ki, benim bu göğsümün içinde, müminler için, insanlar için, hiçbir şekilde kin, nefret, öfke, haset olmaz. Ben bütün müminleri, bütün Müslümanları Allah için severim. Abdullah bin Amr sanki uzun bir zaman arayıp da bulamadığı bir şeyi bulmuş gibi ellerini yanlara çırparak işte bu işte bu bizi seni bizden ayıran ve seni cennetlik yapan bu diye sevinmiş ve o bilgiyi almış ve bize aktarmış bu şekilde. Şimdi Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama sevmeyi öğretti. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ı değil sadece insanları değil dağları taşları sevmeyi öğretti. Düşünsenize dün ifade ettik Uhud bir dağ biz onu severiz, o da bizi sever. Dağı sevmeyi öğretti. Belki Yunus Emre bundan dolayı dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dedi. Aşkı da biz Peygamber Efendimiz'den öğrendik. Ben onun için bazen insan gönül dünyasında çıkara dayalı sevgiyle yani mecazi aşk ile hakiki aşkı birbirine karıştırıyor olabilir. Bunun ayıklanması ayrılması konusunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mihenk taşı görevi görüyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde dün ifade etmiştik. İşte orada ehli kitap var ve peygamberimiz bana iman edin, Kur'an'a iman edin deyince biz Allah'ı çok çok seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz için de kusura bakma sana uyamayız dediklerinde Allah bir ayet indirmişti. Gerçekten Allah'ı seviyor iseler kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah de ki onlara bana uyun ki Allah da sizi sevsin de onlara. Şimdi buradan Eşrefoğlu Rumi Hazretleri var biliyorsunuz. Evet. Seni sevmek benim dinim, imanım, ilahi dinu imandan ayırma diyen o diyor ki bu ayete dayanarak bir rehberin, bir mürşidi kamilin, bir hocanın İki tane görevi vardır. Bir, Allah'ı insanlara sevdirecek. Bu kolay olandır. Anlatırsınız, yaratanın ve yaşatanın Allah olduğunu, göğüs kafesinin içerisinde kalbini attıranın, damarlarının içerisinde kanını dolaştıranın, öldükten sonra etleri kemikleri toprak olduktan sonra topraktan onu süzüp çıkartacak olanın, onu ebedi selamet yurdu cennete koyacak olanın Allah olduğunu anlatırsanız, insan zaten tabii bir itilimle onu sever. Bu kolay olan. Ama diyor ki bir görevi daha vardır. Bir mürşidin, bir âlimin Allah'a insanları sevdirecek. Bu zor olan gibi gelebilir ama bu da kolaydır diyor. Çünkü bu ifadede buyurdu ki Allah Celle ve Aleyhi bana uyarsanız Allah da sizi sevecek. Evet. Ben insanları alırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydururum. Sünnete uyduğunda bir insan Allah da onu sever. Allah onu sevdiğinde diğer insanlar da onu sever. Dolayısıyla sevgi dediğimiz... İhlas dediğimiz, samiyet dediğimiz, takva dediğimiz, zikir dediğimiz bütün erdemler bileşkesinin ez cümle hülasayı kelam olarak onunla bitirmiş olayım. İki boyutu var. Birinci boyutu Allah'la bizim aramızda gidip gelen psikolojik bir boyut. Evet. Bir boyutu da bizimle kul, bizimle insan, bizimle hayvan, bizimle bitki, bizimle cemi cümle, cümle kainat arasında gidip gelen yatar bir boyutu, sosyolojik bir boyutu var ki bunun ikisini de sağladığımız an işte o zaman insan zülcenaheyn, çift kanatlı yek e, nesak ve kamil bir insan olmuş oluyor. İnşallah Allah bize de bu noktaya gelebilmeyi amin, nasip de amin. eylesin. Tam da duaya başladınız. Londra'daki kıymetli izleyicilerimiz de artık ezanı Muhammedi'yi bekliyorlar. Onlar adına dualaşalım birlikte. Buyurun el kaldıralım ve Eyvallah. Londra ezanını dinleyelim sonrasında. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Subhan rabbiyal kerimil vehhab ya vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. İlahi ya Rabbi, bütün eksikleriyle kusurlarıyla birlikte tuttuğumuz oruçlarımızı en güzel şekilde kabul eyle ve sair ibadetü taatimizi ve hayratu hasenatimizi de dergah-ı izzetinde bil etem ahsen-i kabul ile makbul ile ya Rabbi. Hatalarımızın farkına varabilmeyi, hatalarımızda ısrar etmemeyi ve sana hakkı layıkı ile yönelebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bize hakkı hak bilip ona tabi olabilmeyi, batılı batıl bilip ondan sakınabilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Gönlümüzde, aklımızda, fikrimizde razı olmadığın her ne kadar duygu ve düşünce var ise bunların hepsini bu Ramazan ayında ıslah edebilmeyi Ekber, ve senin rızana uygun bir şekilde yaşayabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Bizleri Peygamberimizin ilgisine, sevgisine, şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول Allahu ekber Allah tarihinde olmadığı kadar hüzünlü günlere şahitlik ediyordu. İslam'ı tebliğ mücadelesinin yoğun yaşandığı günlerde, Peygamberimizin arkasında bir dağ gibi duran amcası Ebu Talip vefat etmişti. Amcasının hemen ardından 25 senelik hayat arkadaşı, kalbinin sevinci Hatice'si radıyallahu anh de bu dünyadan gitmişti. Bu acıları yaşarken Görev bilinciyle hareket etmiş, İslam'ı tebliğ için Taif'e gitmiş ama ne yazık ki oradan da mahzun dönmüştü. Peygamberimizin derinden yaşadığı üzüntüler zalimleri mutlu ediyordu. Merhamet duygusunda mahrum insanlar artık Muhammed iflah olmaz, bütün dayanakları gitti. Bundan sonra Muhammed'i düştüğü yerlerden kimse kaldıramaz gibi cümleler söyleyip mutluluk naraları atıyorlardı. Tüm üzüntülerin zirveleştiği bir zaman diliminde gecenin bir bölümünde yaşanan İsra hadisesi peygamberimizin yüreğine teselli olmuştu. Rabbimiz zor bir dönemden geçen kuluna yaptığı özel ikramını İsra suresinin ilk ayetiyle anlatıyordu. Bir gece kendisine ayetlerimizin bir kısmını gösterelim diye Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah 90 sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten en iyi işiten, en iyi görendir. Gece yürüyüşü anlamına gelen İsra kelimesinin kökü yükselmek, yücelmek anlamlarına gelmekteydi. Ayet-i kerimede anlatılan gece yürüyüşü Peygamber Efendimizin maddi ve manevi olarak yükselmesiydi. Bu öyle yüce bir yükselişti ki insanların bunu anlamaları imkansızdı. Allah Peygamberinin en daraldığı, en bunaldığı bir zamanda ayetlerinden bir kısmını yani ilahi kudretini ona göstererek yüreğine teselli olmuş, kulunu desteklemişti. Yüreğindeki kaygıları, korkuları, hüzünleri bitirmiş, o güzel kulun yüreğine ümit tohumlarını ekmiş, Allah'ın kudretinin her şeye galip geleceğini öğretmişti. Artık bütün desteklerin ardındaki esas kudret sahibiyle muhabbet dönemi başlamıştı. Hepimiz bazen tüm üzüntülerin zirve olduğu dönemler yaşamıyor muyuz? İşte o zamanlar Rabbim sonsuz ve ebedi, derdim küçük ve geçici diyerek kendi İsra'mıza yönelebiliyor muyuz? Kıymetli izleyiciler biz soruyu bıraktık siyer köşesinin sonuna ve kıymetli hocamız Doçent doktor Yasin Fişkin de bizimle anladık ki muhabbet etmeye gelmiş, sohbet etmeye gelmiş. Pazartesiden cumaya beş gün boyunca ağırladı kendisini ama o da sohbetiyle bizi ağırladı sağ olsun. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür sohbetiniz, muhabbetiniz için demlendik beş gün boyunca. Ayağınıza, sesinize, soluğunuza sağlık sağ olun. Olur, bir muhabbet. Muhabbette Teşekkür kalalım. Ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim İnşallah. ve İstanbul'dan Büyük Camlıca Camii'nden sunduğumuz Hoş Geldin Ramazan programının bu akşamda sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi gönderelim. Hayırlı sahurlar dileyelim. Yarın saatler 20.40'ı gösterdiğinde biz yine TRT Türk ekranında siz neredeyseniz biz orada izleyerek sizleri bekliyor olacağız. Mutlaka bekliyoruz bu ekranlara. Ramazan'ın bütün idrakini, rahmetini, bereketini, mağfiretini birlikte yaşayabilelim diye. Yarın yeniden görüşünceye dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın, Allah'a ısmarladık.